Aydın gününüz, aydın içiniz sevgi, eviniz huzur, işiniz cebiniz bolluk bereket olsun dilekleriyle, duyguyla sabah keyfini uzun süredir mutfağımızdan açmıyorduk. Bugün Ersin Usta ile birlikte, çok kıymetli konuğumla birlikte mutfaktayız efendim. Nefis, leziz tarifler bugün sizi bekliyor. Yayın öncesinde geldim dedim, Ersin Usta bugün neler var, neler yapacağız falan bana saydı. Bugün kesinlikle kalemi, kağıdı önünüze alın, malzemeleri yazın. Çünkü çok güzel tarifler, çok güzel lezzetler sizleri bekliyor. Yemek bölümümüzde böyle. Bugün neyi konuşacağız efendim? Bugün stüdyo konuğum Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Sayın Olgu Hallıoğlu Kılınç bugün stüdyo konuğum. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bugün hem yiyeceğiz hem böyle sağlık konuşacağız. Evet, değil mi? Bugün çocuklarda ve fetal kardiyak, fetal dediğimiz yani anne karnındaki kardiyolojik problemlerden, hastalıklardan bahsedeceğiz. Ve akabinde biliyorsunuz son dönemde haberlerde de sıkça karşılaşıyoruz. İşte gençlere bir bakıyoruz, işte sporcular, futbolcular, aktif sporla uğraşan gençler kalp krizi geçip hayatlarını kaybedebiliyorlar. Farkında olunmayan bir takım kardiyolojik problemler olabiliyor. Nasıl teşhis edilebilir? Belirtileri var mıdır? Neler yapılabilir? Bugün konumuz çok geniş. Sohbete başlamadan önce bugün hangi lezzetle baş başa kalacağız bir Ersin Usta'dan öğrenelim. Yöresel Mardin mutfağından. Yöresel Mardin mutfağı. Evet. Aman aman efendim Mardin Makrube. Mutfağı da ne güzeldir. Ben çok severim. Değil mi Olgu Hocam? Böyle etleri çok et ağırlıklı değil mi? Kaburga dolması vardır değil mi? Kaburga dolması. Bambaşka yemek. Buradan da Mardin'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Mutfağı da insanı da son derece sıcak, güzel bir kendimiz. Şimdi makrube dedik. Evet. Yani diğer adıyla çevirme pilavı. Çevirme pilavı. Patlıcanlı çevirme pilavı. Patlıcanlı çevirme pilavı. Ne ister maklube bizden? Bizden patlıcan ister. Bizden patlıcan Özellikle ister. Özellikle süt kuzu eti. Oo, süt kuzu eti evet. ister. Hı-hı. Pirinç. Hı-hı. Ve baharatlarımız. Kuş üzümü. Kuş üzümü. Tuz, tarçın, kuru nane, karabiber. İşte olayın özü bu değil mi aslında? Şu baharatlar, o muhteşem tadı, lezzeti bize onlar evet. gerçekten yaratıyor. Soğan. Hı-hı. Çünkü soğan suyuyla pişecek pilav Hı-hı. biraz da. Peki şey midir, zor mudur maklubenin yapımı? Şimdi böyle anladığım kadarıyla tat süper de yapımı biraz uğraştıracak biraz sıkıntı, gibi ama evet. o zaman böyle özel davetlerde, misafirlerde falan misafire ikram edebileceğimiz güzel, lezzetli evet. bir pilav. Evet. Ayrıca yanına bugün Rus mantısı yapacağız. Wow, bugün Rus mantısı da yapıyoruz. Kırgızlar da çok seviyor bunu, sürekli yaparlar. Hı hı, Kırgız mantısı. Evet. Ne yapacağız şimdi, onun için neler lazım? Onun içerisinde lazım? Sadece kıyma, hı hı. rendelenmiş soğan, hı hı. tuz ve kuru nane. Tuz ve kuru nane. Evet. Yapımı kolay o zaman, bu biraz basit mantı demeyelim İşlemesi. Mi? Hmm. İşlemesi biraz sıkıntı. İşlemesi biraz sıkıntı. Evet. O zaman bugün bol yakın plan çekimlerimizle sevgili Hüseyin bu işlemeleri, nakışları da izleyicilerimize göstereceğiz değil mi? Tamam peki. Efendim çocuk kardiyolojisi daha doğrusu kardiyolojik her rahatsızlık hakikaten hayati önem taşıyor. Şimdi ben burada dedim ki fetal kardiyak anomaliler dedik. Önce bir fetal kardiyoloji nedir tıbbi terim olarak da onu biraz açarsak bize. Tabii. Şimdi kalp normalde 10. haftada gelişimini tamamlıyor. Ama bizim bunu ekokardiyografi ile yani ultrasonla aynı mekanizma aslında kadın doğumcuların yaptığı. Ses dalgalarıyla, ultrasonla incelememiz 18-24 haftalar arasında. 18-24 haftalar arasında mutlaka fetal ekokardiyografi ben öneriyorum. Hmm. Çünkü şöyle diyeyim, yani normalde mesela riskli gebeliklerde çok daha fazla öneriyoruz. Onlarda olmazsa olmaz diyoruz. Parantez açayım, riskli gebelikler derken kastettiğimiz hmm. hangi grup riskli gebeliklere girer? Riskli yani gebelikler mesela riskli. Ailede doğumsal kalp hastalığı var, hmm. annede var, babada var. Onun dışında annede diyabet, mesela bu çok bilinmiyor. Fetal kardiyak anomali yapabiliyor büyük olasılıkla. Diyabet. Evet.
Peki gebelik evet, gestasyonel diyabet yapar mı? Gestasyonel diyabet de yapıyor. Önemli. Onun için mesela onların mutlaka taranması gerekiyor. Onun dışında yine kadın doğum doktoru arkadaşlarımızın sapladığı böyle işte anne karnında 4 boşluk, 5 boşluk görüntü dediğimiz anomaliler. Sonrasında mesela bu 18-24 haftalar arasında baktık diyelim. Hiçbir problem yok. Evet. Takibinde kalp yetmezliği son dönem yine gelişebiliyor. Bunların sebepleri de işte anne karnında olması gereken açıklıkların erken kapanması olabiliyor. Yani biz bakarken illa sadece kalp hastalıklarını değil, mesela ritim bozukluklarını, işte sonrasında olması gereken yani kapanmaması gereken yerlerin kapanmasına bağlı gelişen kalp yetersizliği ya da demin söylediğimiz gibi anne karnındaki işte şekerin etkisiyle yani annede gestasyonel diyabetin etkisiyle kalp zarında kalınlaşma olabiliyor. Ve bu mesela doğuma yakın bir süreçte ortaya çıkabiliyor. Ve yapılan çalışmalar da çok ilginç. Biz böyle riskli gebelikler diyoruz ama risksiz gebeliklerde de bu oranın bazı çalışmalarda hatta daha yüksek olarak belirlendiğini görüyoruz. Yani bu konuyla ilgili bir çalışmam olduğu için biliyorum, araştırmıştım. Ve yapılan bizim çalışmamızda da riskli ve risksiz olan grupta anomali açısından hiçbir fark saptamadık. Yani zaman içerisinde bence şuna geleceğiz. 18-24 haftalar arasında bir tarama testi gibi fetal ekokardiyografi, nasıl kadın doğumcuya gidiyoruz, rutin takiplerimizi yaptırıyoruz. 18-24 haftada çocuk kardiyoloğuna gidip bir fetal ekokardiyografi yapmak gerekecek. Mutlaka yaptırmak gerek. Şimdi sözlerinizde gebeliğin sonlarına doğru da çıkabilir dediniz. O zaman işte 30. haftadan ya da 32-33. haftadan sonra da gitmekte fayda var mı? Şimdi, yani ya da sonlarına. Hani bunu ya da şu tarihte gelinmesi çok daha uygundur diyebileceğimiz bir tarih var mı yoksa? 18-24 haftanın şeyi şu, önemi şu. 24 haftadan önce saptamaya çalışıyoruz. Çünkü bazı yaşamla bağdaşmayan anomaliler var. 24 hafta bizim için yasal sonlandırma sınırıdır. Yani o gebelikleri o tarihte tanımamız lazım. Yani 30 haftalar ya da 25 hafta bile olsa çok geç oluyor. Onun için mutlaka 18-24. Zaten bizim doğuma yakın mesela çağırdığımız hastalık grubu genellikle gestasyonel diyabet ya da diyabet, gerçek diyabet hastaları. Onun dışında zaten kadın doğum doktoru bir terslik olduğunu fark eder. Yani çünkü kalp büyür, bozulmaya başlar, kapaklar kaçırmaya başlar. Yani sonraki dönemdeki yönlendirme, hani 18-24 haftada hiçbir şey yoktu, bu nereden çıktı denebilir. Ama o dediğim gibi kadın doğum takiplerinde fark edilebilen, işte orada olması gereken açıklıkların erken kapanmasına bağlı başımıza gelen bir problem. Yani onun için ayrıca kontrole çağırmıyoruz. Çünkü o fark edildiği zaman gönderiliyor. Peki diyabet kalp anomalilerinde etkili. Örneğin hipertansiyon hastaları da ya da gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon da buna bir sebep teşkil edebiliyor mu kardiyolojik anlamda? Şöyle, var ya da böyle bir çalışma ortaya hipertansiyonun çıkıyor. Bildiğim böyle primer hani şu hastalığa sebep olur gibi diyabet gibi bir şey yok. Mesela diyabet baskın bir RSD gibi hani kalp deliklerine bile sebep olabiliyor ya da damar anomalisine evet, ama hipertansiyon için böyle bir şey yok. O genellikle daha çok gelişme geriliği, işte çocukta buna bağlı hani kardiyakta gelişim daha geri olabiliyor. Total bir geriliğe, evet, sıkıntıya neden evet, oluyor yani hipertansiyon. Aynen. Peki Olgu Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi anomaliler dedik, kalp problemleri. Bir başlık altında şöyle genel olarak ifade edecek olursak, fetal kalp anomalileri neler olabilir? Ve en çok sık rastlananlar, çünkü daha sonra şunları da size soracağım. Bunlardan hani tedavi edilebilirler, tedavi edilemeyenler grubu da var. Şöyle genel o kardiyak problemler, hastalıklar nelerdir? Genel olarak doğum sağ kalp hastalıkları oranı 5/7'dir. Yani doğduktan sonra çocuğun. Şimdi fetal kardiyokanomali dediğimizde zaten bunun öncesi. Hani anne karnında saptanması. Ama şunu da söylemem lazım.
fetal ekokardiyografi %85 doğru tanı verir. Yani hiçbir zaman %100 demiyoruz. Bu da demin söylediğim gibi hani öncesinde sonrasında kapanması gereken yerler var. Mesela açık kalabiliyor. Ya da bazı false pozitif dediğimiz yani yanlış pozitif görünen bazı zar kısımları var. Ya da küçük delik darlıkları zaten hani atlayabiliyorsunuz. Ama bizim için hedef zaten büyük anomaliler. Yani orada ne bileyim kapak anomalileri, kalbin gelişim bozuklukları, hipoplastik sol kalp dediğimiz sol kalbin tamamen gelişmemesi. Yani çok ciddi kalp anomalileri var. Asıl fetal ekoda 24 haftadan önce taramadaki asıl hedefimiz zaten bunlar. Sonra nasıl yardımcı olabiliyor bize? Mesela bir anomali tanısı koyduk. Çocuk doğduktan sonra nerede doğumu yapılacak? Hangi merkezde doğması gerekiyor? Tamam anne sağlıklı bir doğum yapabilir, normal doğum da yapabilir ama çocuk doğduğu zaman mesela bir yeni doğan yoğun bakım ünitesinde olmak zorunda. Evet. Ya da doğduğu zaman bir kalp cerrahisi gereken bir birimde olmak zorunda. Yani bu yönlendirmeleri de karar vermek açısından bizim için çok önemli. Çok önemli. Anne karnındaki kardiyak taramalar çok önemli. Şimdi şunun vurgusunu da siz ifade ettiniz ama ebeveynlerin tabii ki hepimiz sağlıklı bebekleri kucağımıza almak istiyoruz ve işte rutin kontroller yapılıyor, doktorlara gidiliyor, işte kadın doğumdan ayrı taramalar yapılıyor, diğer kardiyolojik muayeneler yapılıyor. Ama şunu %80-85 dediniz, ben şunu da vurgulamak istiyorum. %100 bütün anomalileri anne karnında kardiyoloji anlamında tespit edebilmek mümkün değil zannediyorum, mümkün değil mi? Mümkün değil. %100 çünkü doğduğunda da neticede bir muamma. Bu sıkça karşılaşılan bir şey. Mutlaka hekimler en iyi şekilde, en titizlikle muayene ediliyor ama hani teknik olarak da zaten evet, bu olası bir şey zaten değil. %100 ortaya çıkartabilmeniz değil mi? Zaten o %15 hani atlayacağınız kısım bizim için önemli değil. Ha, küçük hani doğduktan sonra var. Tabii doğduktan sonra da tespit edilse hiçbir önemi olmayan şeyler. Yani bizim hedefimiz o %85 dedim ama büyük anomalileri atlama oranımız %0. Yani %100 yani büyük anomalileri tabii büyük anomalileri atlamayız. Şimdi ülkemizde ya da dünya genelinde en çok karşılaşılan kardiyolojik problemler ne fetal anlamda doğum öncesinde? En çok tespit edilen, sizin sıkça karşılaştığınız en fazla örneğin Mersin genelinde. Zaten siz şu an tek çocuk kardiyolosunuz Mersin'deki ve popülasyonunu çok iyi tanıyorsunuz. En çok hangi rahatsızlıkla karşılaşıyorsunuz? En çok görülen doğumsal kalp hastalığı ventriküler septal defekt dediğimiz kalbin karıncıklar arasında delik olması. Bu kalbinde delik var halk arasında dediğimiz tabir midir bu? Tabii. Yani bizim halkımız zaten delik var der. Hepsi aynı delikmiş gibi yaklaşır. Yani o zaman 12-13 yıl okumaya hiç gerek yok zaten tek bir delik için. Onun için öyle bir şey olsaydı herhalde bir yılda hallederdik. Herkes hallederdik. Şimdi sohbete devam edeceğiz ama bu arada ben yapılan işlemden de hemen bahsedeyim. Böyle kaşla göz arasında hamurumuzu evet yoğurduk ama sen böyle güzel bohçaladın, kapattın. Ben izleyicilerimi size göstereceğim. Bu mantımız için evet, hazırladığımız 15 dakika dinlendireceğiz. Ne yaptık? Su ve un. Su, un ve yumurta. Ve yumurtadan evet, bir yumurta kullandık. Evet. Bundan ortalama ne kadarlık mantı çıkartabiliriz? Ortalama 4-5 porsiyon. Peki ben şimdi dokunmayayım ama şöyle bir kıvamı ne olsun bunun? Elimize hele şu meşhur şey vardır ya, kulak memesi, şu kulak memesini bir türlü tutturamayız ama elimize yapışmayacak şekilde. Tamam. Çok sert olacak, çok yumuşak olmayacak. Şekilde ayarlıyoruz. Bunu 15 dakika dinlendiriyor muyuz aslında? Şimdi pilavımız malzemelerine mi geçtik? Şu anda içimizi ocağa attık. Kalktan böyle bir yüzünü kızartacağız. Kapağını kapatıp suyunu bırakmasını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ki iyice evet, şöyle bir demlensin. Şimdi de herhalde patlıcanlara, diğer işlemlere geçeceğiz. Şimdi Oğuz Hocam, kalp bahsettiğiniz şey, kalbinde delik var. Bu diyelim ki zannediyorum bunun tolere edilebilir, tolere edilemeyen boyutu evet, da var evet, bu kalp deliklerinin. Ve yine ailelerin en büyük endişesi işte çocuğumuzun kalbinde işte bir delik var.
Ama bunu işte takip edeceğiz söylemi aileleri de tabii ki çok endişelendirir. Bundan biraz bahseder misiniz? Hangi grup zaman içerisinde bunun kapanması normal midir? Aileler nasıl bir takip süreci izlemeli? Çocuğun hayatında bir kısıtlama ya da özel bir uygulamaya gerek var mıdır? Biraz açar mısınız? Şimdi şöyle, her doğumsal kalp hastalıkla çocuk kendine özel. Bir defa bunu belirtmek lazım. Çünkü şöyle diyeyim size, mesela 5 milimetre bir delikle doğmuş olsun. Biz buna orta boy bir delik diyoruz. Yeni doğan bir bebekte bu bir çocuğu sıkıntıya sokup erken dönemde 6-7 aylıkta ameliyata da götürebiliyor. Başka bir çocukta da bu hızla kapanıp işte 2 yaşında tamamen kapanabiliyor. Yani nasıl gideceğini gerçekten bilemiyorsunuz. Onun için hastaya göre davranmak gerekiyor. Yani o işte halen şu şekilde gelen hastalar var. Mesela 7 yaşına kadar kapandı, kapanmazsa müdahale ettirirsiniz. Bu çok yanlış bir inanış. Gerçekten artık 6 aylık bebekte bile kapanma ihtimali olmayan, yani ameliyat şansını kaybedebilen hastalar bizle karşı karşıya yani kalıyoruz. Yani erken teşhis ve takip çok önemli. Aynen öyle. Erken teşhis çok çok önemli. Bunlar da takip sürecinde mesela akciğer basıncının arttığını görüyorsunuz. O zaman daha erken ameliyat planlıyorsunuz. Çocuk gelişmiyor. Diyelim yani çocuğumuzda nasıl anlayabiliriz? Sık sık nefes alıp veriyor. Yani takip ne dediğimiz. Çok hızlı nefes alma paterni var çocuğun. Akciğer, bu bebeklik sürecindeki. Evet, bebeklik sürecinde. Akciğer enfeksiyonları uzun sürüyor. Mesela sık sık bronşit geçiriyorsa bir çocuk. Bunun altından bazen doktorlarımızın bile aklına gelmiyor ama mutlaka bir kalp hastalığı da aramak lazım. Evet. Yani anne babaların aslında çok uyanık olması gerekiyor bu anlamda. Doğduktan sonra çocuk diyelim ki anne karnında herhangi bir muayeneye gitmedi kardiyolojik anlamda ya da gitti hani her şey normal göründü. Rutinde her doğan bebeğin mutlaka bir kardiyolojik muayeneye girmesi gerekli midir? Mutlaka gerekir ama 15 günden sonra onları tercih ediyoruz. Eğer tabii yeni doğanda bir sıkıntı varsa dediğim şekilde solunum sıkıntısı, morarma gibi hani kalbi düşündüren başka bir sıkıntı varsa o başka. O doğduğu gün bile tanı alması gerekebilir. Ama hani hiçbir sorun olmayan bir bebekte 15 günü niye bekliyoruz? Doğunca kapanacak yerler var. O kapanma sürecini bekleyip hani onlar kapandıktan sonra görmek daha faydalı. Onun için 15 gün süre veriyoruz çocuğa genellikle. Ama dediğim gibi hani bir çocuk solunum sıkıntısıyla bir yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatmışsa o zaman hemen acil yapmak gerekiyor. Şimdi şöyle de bir bilmiyorum dünyada hali hazırda yapılıyor mu ama işte kimi işte izleyicilerimiz dünyada anne karnındayken de işte ameliyat müdahale yapılabildiğine ilişkin bir takım işte bilgiler dolaşıyor. Anne karnında bu tip müdahaleler yapılabiliyor mu ya da yapılan belli başlı hastalıklar var mı? Şimdi şöyle diyeyim. Var. Var anne karnındayken. Var. Ama bu Türkiye'de bile çok yeni bir konu. Hani yurt dışında yapılan merkezler var biliyorum. Şöyle ki mesela bir damarı dar çocuğun. Evet. Oraya karından bir guide sokulup oradan bir balonla oraya müdahale yapılıyor. Bunun anjiyo sebebi gibi de, bir şey yapılıyor aynen yani. Aynen öyle. Aynen anjiyo gibi. Ama zor bir işlem. Hani çocuğun düşük ihtimali de var tabii ki. Ama bunun şöyle bir faydası var. Mesela siz anne karnındayken o kapağı açtığınız zaman fetal dönemde şu kuraldır. Kan giden yer genişler. Yani o kapağınız darsa o kapağın gerisindeki damarların da hipoplazik dediğimiz az gelişmiş olma ihtimali yüksektir. O açıldığı zaman o damarlar da hızla gelişecektir. Hani biz bunu bebeklikte de kullanıyoruz. Mesela bebeklikte de bir damarı geliştirmek istersek şant dediğimiz bağlantı damarları açıyoruz ki oraya fazla kan gitsin ve o damar genişlesin diye. Bazen iki aşamalı ameliyatlar gerekiyor bu şekilde. Onları öyle yapıyoruz. Yani sonuç olarak yurt dışında bu girişimler başladı ama böyle
çok yaygın kullanılan, her şey için kullanılabilen girişimler değil maalesef. Yani o zaman hani kar zarar ilişkisine göre hayati risk taşıyan çocuk doğduğunda ya da ölümüne sebep olabilecek herhalde neden de bu doktorların karar verip de uygulayacağı bir işlem süreci. Şimdi damarsal problemler derken kalpteki işte karıncıklar, kapakçıklar, onların gelişimi, onlardan bahsettik ama bir de hani yine bilmiyorum belki son dönemde fazlaca duyduğumuz bu beslenmeden mi yine işte kimyasallardan vesaire işte damarsal bozukluklar olabiliyor. İşte eksik damar ya da yerleri değişik işte biraz o damarsal hastalıklardan neden bunların ameliyatları yapılabiliyor mu? Bunlar hani tedavi edilebilir grup rahatsızlıklar mı, kardiyak rahatsızlıklar mı? Kesinlikle Türkiye'de de bu hızla gelişiyor. Gerçekten çok iyi kalp damar cerrahları bu işleri yapmaya başladı. Yani çocuklarda ben mesela asistanken, yani bu işe yeni başlamışken, bundan bir 15 yıl, 20 yıl önce diyeyim, çok da vermeyeyim süre. O zamanlarda mesela sadece birkaç şeyin ameliyatı doğru düzgün yapılabiliyorken, şimdi mesela her geçen gün hem daha erken süreçte ameliyatlar yapılabiliyor hem de daha düzgün yapılabiliyor. Kişi sayısı da artıyor. Ama şunu da söylemek lazım, yani çok özel kalp damar cerrahisi var bu konuda. Özelleşmiş kişilerden ameliyat için destek almak gerekiyor. Yani her kalp damar cerrahı bunu yapmıyor, yapamıyor da. Zaten bu konuda da Kalp Damar Cerrahisi Derneği de hani çocuk kalp damar cerrahisi diye bir yan branş açtı ve henüz mezun olmasa da o konuda eğitim alan kişiler var şu süreçte. Evet. Çok iyi. Artık her şey günümüzde işte beslenmeye, stres, beslenme, işte birçok hastalığın temelinde de bazı besinlerin, işte kimyasalların etkili olduğu, şey, otizm örneğin, işte hiperaktivite gibi hastalıklarda işte beslenmenin önemli olduğu ortaya çıkıyor. Kalp hastalıklarında annenin beslenmesinin etkisi var mıdır? Yoksa kalp hastalıkları hep multifaktöriyel, yani çoklu geçiş diye adlandırılıyor. Ama bildiğimiz bazı şeyler, ispatlanan şeyler var. Mesela ne var? Epstein anomalisi dediğimiz işte bir kapağın çok farklı bir yerleşimde olmasıyla lityum kullanımı annede arasında direkt bağlantı bulunmuş. Yani belki çalışmalarla daha çok şey bağlantı bulunacak. Biz biliyorsunuz hani bulamadığımız zaman da çoklu geçiş ya da idiopatik terimlerini kullanırız. Sebebini bilemediğimiz şeylerde. Zamanla bunlar bilindikçe bence yükselecek. Bir de benim şöyle bir gözlemim var. Bilmiyorum diğer arkadaşlarım camiadaki katılır mı ama mesela aynı dönemde genelde benzer çocuklar doğuyor. Evet, yani bunun ben çevresel etkenlere bağlı olabileceğini düşünüyorum. Belki hani radyasyondur, şeydir. Hani çünkü bütün annelerin maruz kalabileceği bir etken olması lazım diye düşünüyorum. Hani bu ispatlanmış bir şey değil. Sadece gözleme dayalı bir veri gibi söylüyorum. Ama genellikle işte biz bunu şey olarak işte hasta hastayı çağırıyor diye adlandırıyoruz ama ben bunu böyle yorumluyorum. Yani o dönemde muhtemelen hani çevresel maruz kaldığı bir takım etkenlerle mesela o çocuk damar anomalili doğuyor. Ya da hipoplastik sol kalp dediğimiz işte sol kalbin küçük olması anomalisi gibi. Hani bazı anomaliler bazı dönemlerde yeni doğan bebeklerde daha sık karşılaşılıyor. Peki anne karnında herhangi bir kalp rahatsızlığı gayet normal, işte rutin tetkikler yapıp bir problem yok. Çocuk doğduktan sonra 2-3 yaşında ya da daha erken çocukluk yaşlarında kalp hastalığına yakalanma gibi bir kendiliğinden faktör var mı? Yoksa farklı işte ne bileyim sekonder bir hastalık vardır, o destekler, onun sebebiyle bir kalp hastalığı çıkar. Hani çıkabilir mi tek başına da? Çıkabilir. Şöyle edinsel kalp hastalığı dediğimiz hani doğumsal bir kalp hastalığı yok sorunuzdan anladım. Edinsel kalp hastalığı dediğimiz gruplar var. Mesela bunun en çok bence korkutanı bizi biliyorsunuz viral enfeksiyonlar çok fazla gündemde. Viral enfeksiyonlarla birlikte miyokardit dediğimiz, kardiyomiyopati dediğimiz kalbin tamamen iltihaplanıp bozulması şeklinde yani
Bu her yaşta başımıza gelebilecek bir şey mesela. Yeni doğan bebekte de. Hangi şimdi onu da bir bize çerçevelerseniz hangi hastalıklarda, infeksiyonel hastalıklarda bu risk olabilir? Mesela çocuk diyelim bronşiyolit oldu. Beraberinde bu şekilde bir tablo gelişebiliyor. Yani nezle grip gibi başlayıp bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla daha sonra çocuk düzelmiyor. İşte kalp hızlı atmaya, taşikardi dediğimiz kalp hızlı atmaya başlıyor. Solunum nefes darlığı başlıyor. Kalp yetmezliği tablosuna giriyor. Hani bu şekilde genelde gelişiyor. En sık Coxsackie B dediğimiz bir enfeksiyon var. Ama rutin tetkiklerde hani baktığımız bir şey değil. Düşündüğümüz zaman istediğimiz bir tetkik. Ama bütün viral enfeksiyonlar sebep olabiliyor sonuçta. Yani direkt kalbi tutabiliyor bu hastalık. Evet, aynen öyle. Şimdi halk arasında da şu çok söylenir, siz de bilirsiniz sevgili izleyiciler, işte kalp romatizması. Çocuklukta geçir işte bademcik infeksiyonu nedeniyle. Bu kalp romatizması nedir? Sizi kalp romatizması da edinsel hastalıklardan bundan sonraki grupta gelen 5-15 yaş arasında en sık rastladığımız, karşılaştığımız grup. Kalp romatizması gerçekten çok sık. Yani değil mi? Türkiye'de yani, evet. Çok çok sık. Yani bir de gerçekten kötü bir sürpriz oluyor. Nedir yani, peki? Neden oluşur kalp romatizması? Kalp romatizması A grubu betamöltik streptokok dediğimiz boğaza yerleşen bir mikroorganizma var. Bildiğiniz basit bir boğaz enfeksiyonu. Bu enfeksiyona bağlı işte çocuk ateşleniyor ve bu arada iyi tedavi edilmiyor. Ki genellikle de bu konuda iyi tedavi edilmiyor. Çünkü bu mikroorganizma ancak 10 gün penisilin tedavisiyle yok oluyor. Onun için hani biz genellikle işte 5 günlük bir antibiyotik ya da düzenli kullanmama gibi bir süreç takip ettiği için tedavilerde eğer betaysa ve genetik yatkınlığı da varsa, yalnız onu da söylemek lazım. Çünkü 100 çocuktan aynı enfeksiyonu verdiniz, sadece 3 kişi de oluyor bu. Ama %3'te baktığınız zaman yüksek bir oran. Yani çok yüksek nüfusun bir geneline, çocuk nüfusun geneline yaydığınızda yüksek çok yüksek bir oran çıkıyor. Hatta sessiz karditler de var. Mesela ben onun için mutlaka diyelim çocuğunuz hani yeni doğan döneminde kontrolden geçiremediniz. 5 yaşından önce mutlaka kalbine bakılsın isterim. Çünkü romatizma yaşından önce bakmadığınız zaman orada bir kalp kapağında kaçak olursa ki sol taraf kalp kapağında doğumsal kaçaklar da çok sık. Onu ayırt etmeniz çok zor. Hatta ayırt edemediğiniz için o çocuk mesela sürekli iğne tedavisi kullanmak zorunda kalır. Yani onun için mutlaka romatizma yaşından önce bir kontrolden geçirilmesi 5 yaşından mutlaka, önce evet mutlaka çok iyi olur. Yani 5-15 yaş şey ama 4 yaşından önce mesela neredeyse hiç görülmüyor romatizma. Hani sıfır değil. Ama oran düşük. Hani görülen de literatürde konu oluyor, öyle diyeyim size. O kadar az yani. Şimdi söylediğiniz şu bilgi çok önemli. Dediniz ki tedavinin yarım bırakılması. Evet. Şimdi antibiyotik kullanımı biz de stüdyolarımızda daha önce de konuştuk. Gerçekten Türkiye'de, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son derece şuursuz, bilinçsiz. Ya 3 gün içeriz, aman ben iyileştim, çocuk da iyileşti, zaten kusuyor, iyi, sevmiyor, boğazı da iyi ya da şey, yarım bırakıyoruz. Ama bu yarım bırakmalar daha sonra aslında ciddi anlamda kalp hastalıklarına neden olabilecek bir temeli oluşturuyoruz aslında beraberinde. O noktada da antibiyotik, sevgili izleyiciler, gerçekten antibiyotik, bilinçli antibiyotik kullanımını ne olur ne olur tedaviyi tam zamanlı, tam olarak tamamlayalım ki yarım kalan tedaviler daha sonra önemli kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Şimdi kısa bir yemeğimiz yapılmaya devam ediyor. Sohbetimize devam edeceğiz. Ama bizim reklam zamanımız geldi. Reklam zamanından sonra neleri konuşacağız? Bu işte ani çocuklarda, gençlerde karşılaştığımız ani kalp krizleri, sebepsiz ölümler, hatta bir ara yine bir takım kafeinli içeceklerin bunlara neden olduğu, tetiklediği konuşuldu. Bu içecekler gerçekten etkili mi? Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamdan sonra karşınızdayız.
Wilmot bilgin motorlu araçlar farkıyla Massey Ferguson şimdi çok daha güçlü. Konfor, verimlilik, performans. Massey Ferguson asla yarı yolda bırakmaz. 1960 yılında kurulan ve bölgenin sektörde önde gelen traktör yedek parça merkezi Bilgin Ticaret Limited şirketi Massey Ferguson markasıyla Mersin'de fark yaratmaya devam ediyor. Wilmot Bilgin Motorlu Araçlar Tarım Alet ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Adres: Öğretmenler Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 65, Tarsus, Mersin. E-mail: info@wilmot.com.tr. Çetinkaya'da kışın son indirimi başladı. 9.90'dan başlayan fiyatlarla kazaklar, 15.90'dan başlayan fiyatlarla gömlekler, 39.90'dan başlayan fiyatlarla kabanlar. Üstelik tüm bayan, erkek, çocuk botlarında 3 al 2 öde fırsatı. Çetinkaya'nın son indirimini kaçırmayın. Bu kışı en karlı siz kapatın. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. 1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba. TürkSat Kablo'nun konuşturan muhteşem üçlü kampanyasıyla Tele Dünya Temel Paket ve Vizyon Sinema Paketini, fiber gücünde 25 megabite kadar 25 GB Eko sınırsız internete ve her yöne 100 dakika konuşma süresiyle Uydunet telefona ayda sadece 36.99 TL'ye sahip olun. Evinizde TürkSat Kablo'nun avantajlarını konuşturun. Dijitürk'le TV keyfi sizlerle. Dünyanın en iyileri Dijitürk'te. Futboldan tenise, basketboldan motor sporlarına. Türkiye ve dünyadaki spor karşılaşmaları, gişe rekoru kıran filmler, en popüler yabancı diziler ve en sevdiğiniz ulusal kanallar sadece Dijitürk'te. Hem de TürkSat uydusundan 12 ay üyelik. 300'e yakın ulusal kanal bu kampanyayla sizlerle. Ayrıca belgesel kanalları da bu kampanyayla Dijitürk'te. 6 adet belgesel kanalı. Dünyanın en iyi belgesel kanallarından National Geographic. Vahşi yaşamı an be an ekrana getiren Nat Geo Wild. Hayvanlar dünyasını aktaran Animal Planet. Türkiye'nin ilk belgesel kanallarından East TV. Birbirinden ilginç programlarıyla Discovery Channel, History Channel. İşte minikleri çok sevindirecek çocuk kanalları. 5 adet çocuk kanalı. TRT Çocuk, Minika Go, Minika Çocuk, Disney Channel, Cartoon Network, futbol severleri ekrana kilitleyecek spor kanalları, 5 adet spor kanalı, Galatasaray TV, Beşiktaş TV, 90+1, Eurosport 1, Eurosport 2 ve tüm lig maçlarını ekrana getiren Lig TV. Bu kampanyada eğlence de unutulmadı. İşte eğlence ve yaşam kanalları. 3 adet eğlence ve yaşam kanalı, Türkmax Gurme, Showmax, Planet Mutfak. Bu kampanyadan faydalananlara Dijitürk'ün ilk ay hediyeleri var. Bir ay boyunca 18 takımın Lig TV'deki tüm maçları hediye. Bu kampanyada spor tutkunlarını da unutmadık. Spor Ekstra pakette bakın neler var. İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi, İtalya Ligi, Fransa Ligi hediye. Turkish Airlines Euro League, Sport Auto Basketbol Ligi, Formula 1 organizasyonları, tenis turnuvaları. Bu kampanyada kurulum tamamen ücretsiz. Ayrıca aktivasyon da yok. Dijitürk'le hemen TV keyfine başlamak bu kampanyayla çok kolay. Bu muhteşem kampanya ayda sadece 16.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Evet, yanlış duymadınız. Bu harika kanalların tümü ayda sadece 16.99'dan başlayan fiyatlarla. Hemen arayın, Dijitürk'le TV keyfine başlayın. Siz de Dijitürk'le TV keyfini yaşamak için hemen ekrandaki numaradan bizi arayın. Bu fırsatı kaçırmayın.
İzleyicilerimiz için Duygu'yla Sabah Keyfi özel mutfağımızdan bir kez daha merhabalar. Bugün mutfağımızda nefis lezzetler pişiyor. Çok keyifli, güzel bir konuğum var. Mersin Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Olgu Halloğlu Kılınç konuğum. Bebek, anne karnındaki fetal dediğimiz kardiyolojik anomalileri ve çocuk kardiyak problemlerinden bahsediyoruz. Mutfağımızda da Ersun'la bugün böyle 2-3 haftadır bizimle değil diye böyle bir coştu sevgili izleyiciler. Bir coştu Mardin mutfağından maklube. Bugün dünya mutfağı, sonra Rus, Kırgız mutfağından mantı. Biz yapmaya başladık. Yeni açanlar için anlatıyorum. Hamurumuzu mayaladık. Hamurumuzu Kırgız. Hazırladık. Hazırladık. Dinlendiriyoruz. Açmaya başlayacağız. Etimizi kavurduk. Etimizi ve soğanımızı kavurduk. Hı-hı. Süt kuzusu demiştik. Süt kuzusu demiştik. Evet. Maklube. Önce maklube böyle patlıcanlı, pirinçli, pilavlı, etli böyle bir özel pilav. Pilav. Patlıcanlarımızı. Patlıcanlarımızı kızartmaya başladık. Hı-hı. Şu anda kızartıyoruz. Hala işlemdeyiz. Ama bunun böyle bir görüntüsü falan da hoş oluyor değil mi? Güzel olacak. Güzel oluyor. İçin böyle bir şekilli olacak. Falan güzel oluyor. Bu arada sevgili izleyiciler, Ersin Usta, şöyle mi konuşayım Hüseyin'cim, böyle mi konuşayım? Ersin Usta önümüzdeki artık aylarda, haftalarda bilmiyorum henüz tarihi belli değil ama Edirne'ye mi gideceğiz? Evet. Edirne'ye bir yarışmaya gidiyor. Tabii ki Mersin'den Ersin Usta'yı seçmişler. Ben gurur duydum. Dedim ki sabah keyfinde hiç... Yani sabah keyfinin ustası tabii ki yarışmalarda da bizi temsil edecek. Birincilikler inşallah alacaksın. Bu konuda Maşpat der, yani Mersin Aşçılar ve Pasacılar Derneği Başkanı Durdan Hanım'a, buradan Başkan'a selamlarımı gönderelim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, bu vesileyle konuşturabildik seni nihayet Ersin Usta. Onları da konuk edeceğiz inşallah. Evet, onları da stüdyolarımızda ağırlayacağız. Vallahi Düzani Hanım'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Doğru yerinde bir tespitte bulunmuşsunuz efendim. Ersin Usta'ya biz buradan kanal olarak, sabah keyfi olarak arkasındayız, destekliyoruz. İnşallah oradan güzel güzel birincilikleri alıp Mersin'imizin adını da tüm Türkiye'ye bu vesileyle duyuracağız efendim. İnşallah. Evet, kolay gelsin. Şimdi bu arada tabii biz böyle konuşuyoruz. Reklam arasındayken konuğum Olgu Hoca'yla da şöyle bir diyalog geçti. Bu yemekler biz gitmeden pişecek, yetişecek değil mi? Elbette ki yetişecek değil mi? Mantıyı yedirmeden, maklubeyi yedirmeden göndermeyiz. Çünkü menü kalabalık olunca yani bu kadar süre içerisinde bütün bunlar bitiyor mu? Bitiyor efendim. Bu artçıları ben anlamıyorum. Biz hanımlar aynı yemek için bir günümüzü, yarım günümüzü evde mutfakta geçiriyoruz. Gene bitiremiyoruz. Ama doğru. İşte işin üstadları, erbapları hemen böyle 15-20 dakikada en zor yemeği de yapıp böyle masamıza, önümüze getiriveriyorlar. Bekliyoruz vallahi. Ben de böyle acıkma emareleri başladım. Şimdi programı kapatırken Olgu Hocam, çocuklarda son dönemdeki bu ani sebebini bilemediğimiz, aileler içinde sürpriz olan, belki de bilmiyorum, bu biraz önce bahsettiğimiz kalp romatizması, fark edilmeyen kalp romatizmaları falan, bu ani kalp rahatsızlıklarına sebep teşkil edebiliyor mu? Yok, hayır. Etmiyor. Onlar ayrı, hayır, bir kategori, ayrı tamamen. Ayrı bir grup. Onlar hatta sessiz kalabiliyor. Aksine sessiz kalp romatizması dediğimiz, yani hiçbir bulgu vermeyen bir grup da var. Hmm. Ama bu ani ölümle gidenler, asıl burada tabii kalp hastalıklarının şeyi değişiyor, kategorisi değişiyor. Mesela hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz genetik bir hastalık bu. Kalp kasının şey olması, kalınlaşması, yani kalın olmasıyla birlikte çocukta beraberinde ritim bozuklukları gündeme geliyor. Yani daha çok tabii spor sırasında kaybedilmelerde ritim bozuklukları gündemde. Bu rutinde aileler bunu fark etmiyorlar mı Olgu Hocam? Yani hani normal hayatta bu çocukta bir sıkıntıya rastlanır mı, yoksa hiç şimdi kendini size şöyle diyeyim. Normal hayatta bunu ailelerin fark etmesi mümkün değil. Hmm. Hatta doktorların da fark etmesi mümkün değil. Çünkü mesela spor öncesi bir çocuğa izin verilirken ben çok cesur buluyorum doktorlarını. Çünkü ben izin verirken mesela ekosunu yapıyorum, EKG'sini yapıyorum ve izin kağıdına da şu anki durumuyla izin veriyorum diye yazıyorum.
Yani çünkü bunu not düşmek lazım. Ritim bozuklukları ömür boyu sürecek diye de bir şey yok. Yani bazen mesela dönemlik olup ani ölümlere sebep de olabiliyor. Bazen işte dediğim gibi kalpte böyle hipertrofi dediğimiz, hani kalınlaşmayla giden ya da koroner anomali dediğimiz, kalbi besleyen koroner damarların çıkış ya da fonksiyon bozuklukları bu işe sebep olabiliyor. Yani bunların saptanması mümkün mü? Mesela EKG taramalarıyla bir miktar saptanabilir. Yine %100 değil ama en azından EKG çektiğinizde hani orada bir bozukluk olması, EKG'leri de tabii yorumlamak çok zor. Yani çocuk EKG'lerini yorumlamak... Yetişkinden farklı mıdır çocuk EKG'si? Çok farklı. Hayır, çok farklı. Bizim aslında hani kardiyoloji evet ama yetişkinlerle şey penceremiz çok farklı. Hani buluştuğumuz tek bir nokta var. O da şu, doğumsal kalp hastalıkları büyüdüğü zaman buluşuyoruz. Hani erişkin döneme geçtiği zaman, erişkin hasta oldukları zaman o noktada buluşuyoruz. Ya da pulmoner hipertansiyon dediğimiz akciğer tansiyonunun yüksek olduğu hastalıklar var. Onlarda buluşuyoruz. Onun dışında erişkinle tamamen farklı bizim şeylerimiz. Peki bu spor anında ortaya genellikle böyle bulgu veriyor denildi, ifade ettiniz. Bunların şimdi son dönemde bahsedilen işte bir takım işte enerji içecekleriydi. Onların çok özellikle üzerinde duruldu, işte fazla tükettiler vesaire. Bunların kalpteki o rahatsızlığın ortaya çıkmasında ya da bir kalp krizi oluşmasında bunların fazla tüketilmesinin etkisi kesinlikle var mı? Doğru mu yani? Şimdi şöyle diyeyim, enerji içecekleri ritim bozukluğu olan bir çocukta çok tehlikeli. O. Yani o çocuğun metabolizmasını hızlandırıyor, kalbi tüketiyor, ritim bozukluğunun agrevi olmasını yani şiddetlenmesine yol açıyor. Onun için ben yani ritim bozukluğu olsun olmasın hiçbir çocuğa enerji içeceği önermiyorum. Yani enerji verirken mutlaka hani sizin doğanıza aykırı bir şey zaten. Hani o enerjiyi o anda doping gibi bir şey. Sonuç olarak. Peki o içerisinde yani kafein barındıran örneğin işte kola tüketiliyor. Bunların içerisinde de işte belli miktarda kimyasallar, kafein var. Bunlar da yine bu tip ritim bozukluğu olan çocuklarda hoş tümüyle olmasa da aslında önerilmiyor çocuklarda ama yine onlarda da bir takım şeyleri tetiklemede etkili onlarda mi? Onlarda da tabii ki kafeini kısıtlıyoruz. Mesela sınırlandırıyoruz. Yani bir çocuğa da hiç kola içmeyeceksin demek de birazcık şey geliyor bana, duygusal olarak hoş gelmiyor. Hı hı. Onun için mesela hani bir bardakla sınırlıyorsunuz günde diyelim. Ama mesela şey içiyorsa, eğer Nescafe içiyorsa, hı hı, kafeinsiz Nescafeler var. Mesela çoğu kimse onları bilmiyor. Evet. Hani kafeinsiz olanları tercih etmelerini söylüyoruz. Hı. Ama bu enerji içeceğini asla. Kesinlikle önermiyoruz, evet. Şimdi şu da var tabii beraberinde, özellikle artık çocuklar sınav sürecindeler. Mütemadiyen işte ilkokuldan sonra o işte liseden sonra sürekli bir sınav maratonundalar. Ve işte masa başında çok daha eskiye göre sedanter bir yaşam götürüyorlar. Kesinlikle. Yine beraberinde beslenme ile yine tüketilen kahveden bahsettiniz. İşte yine kola. Çocukların sürekli... Uykusuzluk. Yani kesinlikle şimdiki gençlerde ritim bozukluklarının en önemli sebeplerinden birisi de uykusuzluk. Ben onu görüyorum. Yani çocuklar bunun bir kendini kanıtlama şeyi gibi. Tabii ben bir çocuk psikiyatristi değilim burada ama benim sadece hissettiklerimi söylüyorum. Öyle bir şeyle sabahlara kadar bilgisayarın başında dörtlerde beşlerde yatmak sanki bir şeymiş gibi arkadaşları arasında yani. Üstünlükmüş gibi öyle algılıyorum ama uykusuzluk tek başına ritim bozukluğu yapabilecek bir şey zaten. Hani yorgunluk, uykusuzluk, stres, hani bunlardan da uzak tutmamız lazım. Bir de ben şuna katılmıyorum, yani bir çocuğun zaten çalışabileceği süre belli. Yani siz o çocuğa enerji içeceği verdiniz, yani daha fazla çalışamaz ki. Siz uyanık kalabilir belki ama uyanık kaldığı sürede çalışabildiği anlamına gelmez. Ya da o aldığı bilgileri aklında tutabileceği, yorumlayabileceği, sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Onun için hani bu yarış maratonlarındaki bu
koşuşturmacadan çok bence bu süreçleri efektif değerlendirmeyi herhalde öğretmek lazım herkese. Hmm, yani o kısa süreyi en verimli şekilde nasıl değerlendireceğini ilişkin. Yani çocukları çünkü zorla böyle masalara oturtuyoruz, sen buradan kalkmayacaksın. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Oradan kalkmıyor belki çocuk ama saatlerce ders çalıştığı anlamına gelmiyor bu. Çok doğru. Ne kadar konsantre olup da kendine verebildiğine ilişkin. Peki ritim bozukluğunun belirtileri nedir? Yani ritim bozukluğu olan bir çocuk hangi şikayetlerle gelir ya size? Ritim bozukluğunun belirtileri şöyle. Çocuk eğer kendini ifade edecek yaştaysa çarpıntı söyleyebilir. Yani, çarpıntı var böyle bir heyecanlanıyor. Kalbim çok hızlı atıyor diye ifade edebilir. Zaman zaman oluyor diyebilir. Çünkü genellikle çocuklarda ataklar şeklinde bu görülen bir ritim bozukluğu olabilir. Onun dışında bayılma çok önemli. Hmm. Hani mesela bir spor sırasında çocuk baygınlık geçirdi, yığıldı, bir şey oldu. Mesela o kesinlikle önemli. Spora devam etmeden mutlaka ciddi bir kardiyak muayeneden geçmek zorunda. Bakın aile hekimliği muayenesi falan demiyorum. Kardiyak muayene. Ciddi anlamda evet, EKG'siyle, EKO'suyla yani kardiyak muayeneden geçmek zorunda. Çünkü şimdi aileler de bunun ne kadar ciddi alıp almayacağı konusunda da tereddüt edebiliyor. Hani örneğin işte sınava gir, bir sınav stresi de bu çocukta bir taşikardi yaratabiliyor. Mesela. Göğüs ağrısı yaşayabilirler. Göğüs ağrısı yani 100 çocuğa sorsanız 80'i yaşamıştır zaten, hani belki 90'ı. Hani o kadar sık görülen bir şey gerçekten. Bazıları ifade ediyor, bazıları ifade etmiyor. Büyüme gelişme çağında böyle batıcı tarzda göğüs ağrıları, kas ağrıları şeklinde. Onlar doğal. Hmm. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama böyle göğüste baskı hissi özellikle. Mesela efor sonrası üstünüze bir şey oturmuş gibi, nefes alamıyormuş gibi. Hani erişkinlerde nasıl miyokart infarktüsü semptomları olur. O tarz bir ciddi sıkıntı semptom, yaşam. Sıkıntı varsa o gerçekten ciddiye alınması gereken bir süreç. Peki bu bahsettiğiniz rahatsızlıkları, belirtileri yaşayan çocukların bu tedavi edilebilir bir rahatsızlık süreci midir? Yoksa ömür boyu bu takip altında kalacak, hani bir ilaç tedavisi var mıdır? İşte bu çarpıntılar ya da o bahsettiğiniz kaslardaki işte bir süre sonraki kalınlaşmalar vesaireler, bunlar tedavi edilebilir bir süreç mi? Yoksa ömür boyu bu şekilde devam eder mi? Aslında sebebine bağlı. Ha, sebebine bağlı. Tabii. Şimdi mesela hipertrofik kardiyomiyopati ise hasta. Buna göre davranmak lazım. Belki o çocuğu spordan uzaklaştırmak lazım. Ama şunu da söylemiyorum. Yani çocuklarımızı çok gereksiz de uzaklaştırıyoruz spordan. Onu da belirtmek lazım. Hmm. Ben buna da çok karşıyım. Çünkü kapağında ufacık bir kaçak olsa aile diyor ben bütün spor hayatını bitirdim çocuğumun diyor. Mesela bu da yanlış bir yaklaşım ama... Bu kadar koruyucu olup da hemen her şeyi... Yani bunu ciddi anlamda bazen biz doktorlar da şey yapıyoruz, yanlış bilgilendiriyoruz. Hani spora girmesin. Belki çok basit bir şey gibi ama o çocuk için çok önemli. Yani psikolojik ve sosyal gelişimi evet. içinde. Kesinlikle. Yani sporu gerçekten yasaklanması gerekiyorsa yasaklamamız Hı-hı. lazım. Bunu doktor arkadaşlarım için söylüyorum. Ve aileler için. Bazen kendiler çünkü kafalarından bu şekilde davranıyorlar. Ama gerçekten spor yasaklanacak şeyler de var. Mesela şimdi tam ismini hatırlamıyorum. Bir halterciydi galiba. Hipertrofik kardiyomiyopatisi vardı ve yasak olduğu halde devam edip daha sonra kaybedilmişti. Öyle Doğru. hatırlıyorum. Doğru, evet. Şu an ismi aklımda Doğru. değil ama evet, öyle evet, birisi evet, vardı evet, mesela. Evet. Yani spor yasaklanması gereken grupta da mutlaka yasaklamamız gerekecek. Ama onlar mesela hipertrofik kardiyomiyopati. Diyelim koroner anomalisi var hastanın. Bunlar ameliyatla düzeltilebilir. Bazıları da mesela geçici olabiliyor. Hmm. Yani şöyle ki demin enfeksiyonlardan bahsetmiştik. Hani kalbin enfeksiyonlarından. Evet, evet, kalbin evet. enfeksiyonları da bu şekilde baskı tarzında ağrı, hatta miyokart enfarktüsü gibi yani kalp krizi gibi bir tabloya sebep olup daha sonra istirahatle işte tedaviyle bunlar düzelebiliyorlar. Evet. Çıkarabiliyorlar. Şimdi sohbeti kısa bir ara veriyorum. Burada bu ince evet. nakış dikiş işlerine başladık Hüseyin'cim. Şimdi gelebiliyor mu şu cipimiz? Şöyle geliyoruz. Zaten bir tanesini elimizle alacağız gerçi.
Ersin Usta hemen 5 dakikada tezgahımızı açıverdi bu güzel mantıyı. Zaten öyle çok da şeylik kadar değil, böreklik kadar da açmadık. Yok, evet. Açmadık. Şimdi şöyle bir tanesini bir alalım da şurada yakından ben böyle onları nasıl büküyorsun, yapıyorsun gösterelim. Yarım bardaklarla içinde, bardaklarla evet. Kestin. Açtıktan sonra sevgili izleyiciler bir tane böyle bir yuvarlak herhangi bir bardakla hamuru kesiverdi iri iri. İçerisine kıymamızı koydu. Yarım ay şeklinde kapattım. Yarım ay şeklinde kapattık. Şimdi bunu böyle. Ne oldu bu? Fettuccine mi oldu? Benzer. Benzer oldu değil mi? Evet. Vallahi çok şık oldu ya. Ben bundan yapayım. Böyle havalı havalı da böyle bir İtalyan yemeği havasıyla. Buna çok her türlü sosta kullanabiliriz. Çok basit hakikaten basitmiş. Bir tane de böyle benim için koyar mısın? Şöyle yakından göstereyim. Onu ayrı koyarız. Ben şimdi eldiven giymiyorum ama içerisine kopardık. Şöyle koyduk. Bakalım becerecek miyiz? Ver bakalım. Senden teyze alıp da bir şeyler öğrenmiş miyim? Şöyle Hüseyin sana doğru mu yaklaştırayım sevgili izleyiciler? O hemen Ersin Usta hemen 5 dakikada yaptı ama böyle koyduk arasına kıymamızı şöyle birleştirdi değil mi Ersin Usta? Evet. Yardıma gel. Şöyle uçlarını yapıştırdık evet, bir güzel. Şimdi bunu ne yapacağım? İçten dışa şöyle mi? Böyle evet. miydik, böyle miydik? Diğer türlü. Şöyle mi yapıyorum? Üst üste döndürdük. Aynen, ters veriyoruz. Şöyle ters mi çevirdik? Şöyle de oldu mu? Evet. Biraz benimki de doğumsal anomalili oldu birazcık ama idare eder. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler en azından Türk iş usulü bir fettuccine çıkarttık yani ortaya. Ben benimkini ayrı koyayım. Ellerimi yıkamamıştım şöyle. Ama güzel. Bunu ben de evde yapayım. Hoş olur. Bunun üstüne yoğurt falan da yapabiliriz yoğurt değil mi? Yoğurt da dökebiliriz. Domates sosu da dökebiliriz. Hatta böyle mozzarella falan da böyle rendelenebilir evet. mi? Kaşar mozzarella. Hepsi olabilir yani. Olabilir. O bizim zevkimize göre. Hatta bizim böyle acı bağlı. Bile koyarız biz üstüne. Evet. Onun her türlü şey yaparız. Çok güzel. Gerçekten mutfakla uğraşmak aslında bir yandan da insanı rehabilite eden, mutlu eden bir uğraş. Şimdi hazır mutfak demişken beslenmenin de çocukların kardiyolojik yapıları yani kalp sağlıkları anlamında çok önemli etkileri var. Hı hı. Ve beraberinde de herhalde obezite denilen belanın artmasıyla kardiyolojik hastalarınız da çocuk bazında arttı diye düşünüyorum. Hı hı. Yanılıyor muyum Olgu Hocam? Yok haklısınız. Özellikle obezite yani bu konuda bir konuşma hazırladığım için de net verilerini söyleyebilirim. Hı hı. Lütfen. Son 30 yılda iki katına çıkmış durumda tüm dünyada. Üstelik işin ilginç yanı bana ilginç gelmişti. Bu gelişmemiş ülkelerde bile obezite artmış durumda. Yani Afrika'da mesela açlıktan ölen bir evet, grup varken evet, orada evet. bile obez olanların sayısı artmış tüm dünya tespitinde. Şimdi obezite ile birlikte aslında adolesan çağı dediğimiz hani ergenlik çağındaki obez çocuklarda biz hani erişkin kardiyolojiyle çok ayrı izledik ama orada o noktada biraz birleşmeye başladık. Çünkü o noktada işte kolesterolü yüksek, obez, tansiyonu yüksek, belki şeker hastalığı eşlik eden, metabolik sendrom dediğimiz bir tabloyla gelen çocuk hastalarımız oluyor. Ailelere çok şey düşüyor aslında. Hani hemen böyle... burada bir parantez açayım da bunun bir yaş sınırı var mı? Yani örneğin 6-7 yaşındaki bir çocuk da bu bahsettiğiniz semptomlarla ya da şikayetlerle gelebiliyor mu? Yoksa daha ileri yaşlarda mı? Yani adolesan çağda mı en çok görülüyor? Yoksa yani yaş aşağı inebiliyor mu? Onu yaş şeye bağlı. Hani çocuğun obezitesinin başlangıcına bağlı. Yaşına bağlı. Ama genellikle 6 yaş biraz erken. Hani erken. 8 yaşından sonra 14-15 hani o yaş grubunda ergen daha sık görüyoruz zaten. Ergenlikte. Yalnız burada şey söylemek lazım. Yani bu obezite ile ilgili ailelerin hani çocukların boy gelişimi iyiyse kilo gelişimlerine çok fazla şey yapmamaları lazım. Takılmamaları lazım. Tam da Türk annelerinin yumuşak karnına değindiniz. Gerçekten yani ben kızımın resmini gösteriyorum bana böyle gelip işte çocuğuma iştah şurubu verebilir misiniz diyen annelere. Benim kızım uzun ince bir kız çocuğu. Gerçekten çok mutluyum onun böyle olmasından. Çünkü yani ben işte ergenlik çağımda falan
çok zayıf bir kişiyken şimdi işte böyle diyet menüleri falan soran bir insan olunca insan empati kuruyor. Nasıl olsa ileriki yaşlarda mutlaka alacak kilo. Hani buna çok takılmamak lazım ama boy gelişimi önemli. Bakın boy, ama aileler boydan çok kilo gelişimini takip ediyorlar. Evet, evet. Ama asıl gelişim basamağında boy gelişimi. Boy gelişimi durursa çok önemli ama boy gelişimimiz gayet iyiyse o kiloya hiç takılmamalarını rica ediyorum. Bir de çocukluk çağı obezitesinde şöyle bir şey var. Çocuklukta yağ hücreleri çoğalabiliyor. Mesela siz erişkin çağda diyelim kilo aldınız, 20 kilo aldınız, sizin yağ hücreleriniz genişliyor. Ama çocuklukta sayı olarak artıyor. Eyvah, onun için erişkin yaşta bunun verilmesi de daha zor oluyor. Siz sayıyı azaltamıyorsunuz çünkü. Onun için çocuklukta kazanılan kilolar erişkin dönemi boyunca neredeyse... Geleceğinizi belirliyor aslında. Aynen öyle ve benim hazırladığım konu da kardiyovasküler risk faktörleriyle ilgili. Mesela çocukluk çağı obezitenin birçok çalışma, hatta burada değil ama yurt dışında, Danimarka'da falan çok ciddi çalışmalar var. Çocuklukta başlamışlar, işte body mass index dediğimiz kilo bölü metre kareden hesaplanan, yani obezitenin en çok kullanılan indeksi olan bir indeksle, işte erişkin yaşta kardiyovasküler risk faktörleri artıyor mu şeyinde, hepsinde cevap evet. Peki neticede obezitenin de tıpkı bir yetişkinde olduğu gibi çocukta da işte o kalp damarlarının daralması vesairesi gibi bir süreç, aynı süreci çocuklarda da yaşatıyor zannediyorum, evet. Değil mi? Peki çocukluk dediğim örneğin işte adolesan çağında işte obezite faktörü var, bahsettiğiniz risk faktörleriyle birlikte bir takım kardiyolojik problemler de yaşanıyor. Çocukluk çağında işte anjiyo gereği olabiliyor mu ya da hiç yapılıyor mu? Ya bir günlük bebekte bile oluyor. Olabiliyor. Tabii. Yani şöyle diyeyim 0-18 yaş aralığı bizim hani. Hedef kitlemiz ve 0 yaşında da 18 yaşına kadar yani her gün anjiyo gerekebiliyor. Yani şu dönemde bu dönemde diye bir şey yok. Tamamen hastalığın doğasına göre yani tanı koyma sürecinizle ilişkili, aciliyetiyle ilişkili, ameliyat süreciyle ilişkili. Biz çünkü anjiyoyu kimi zaman acil girişim olarak yapıyoruz. Kimi zaman mesela girişimsel kapatma işlemleri dediğimiz, hani delikleri bazı açıklıkları kapatabildiğimiz bir takım girişimler yapabiliyoruz. Tedavi şeyine de, sürecine de giriyor. Kimi zaman da ameliyat öncesi, işte film çeker gibi düşünün. Ameliyat öncesi doğru tanı alıp, hani kalp damar cerrahına yol göstersin diye de yapıyoruz. Yani bu amaçlarla yapabiliyoruz. Her türlü yapılabiliyor. Şimdi programın ilk bölümünde şundan bahsetmiştiniz. Özellikle işte diyabet anne karnındaki çocukta kalp anomalilerine neden olabiliyor diye. Peki diyabet çocuklar var. Küçük yaşta diyabet hastalığına yakalanmış. Diyabetin kalp hastalığının daha doğduktan sonra kalp hastalığı üzerinde bir etkisi var mı? Yani kalp hastalığı oluşmasına neden olabiliyor mu? Hayır. Diyabetli çocuklar özel takip edilmeli mi? Onu sorayım özellikle. Şöyle diyeyim size. Diyabetli çocukların öyle bir özel şeyi yok. Takibi. Kardiyolojik anlamda. Ama mesela diyabetli çocuklar genellikle obez çocuklar oluyor. Hani birlikte oluyor genellikle. Bu işte metabolik sendrom dediğimiz hani hipertansiyon, obezite birbirini çok seven şeyler. Diyabet hepsi. Hani o grup birlikte olduğu için onların hani erken MI riski açısından takipte kalmaları öneriliyor. Ama hani asla doğduktan sonra diyabet doğumsal bir kalp hastalığına zaten yol açamaz. Yol açmaz. Normal rutin her çocuk nasıl takip ediliyorsa ya da kardiyak anlamda da onlarda da aynı risk faktörleri taşınıyor. Şimdi programın ilk bölümünü izlemeyen izleyicilerimiz için şu bölümü bir kez daha paylaşmanızı isteyeceğim. Çünkü anne karnındaki özellikle erken teşhis ailenin ve hekimlerin de hazırlıklı olması anlamında çok önem teşkil ediyor dediniz. O takip süreçlerini bir kez daha paylaşır mısınız? Hangi haftalar arasında mutlaka bir 18-24 haftalar arasında herhangi bir doğumsal kalp hastalığı var mı diye mutlaka bir kontrol gerekiyor. 24 haftadan önce olma sebebi terminasyon sınırı.
Yani doğumdan sonra yaşamayacak, yaşamla bağdaşmayan anomalilerin tespiti açısından 24 hafta öncesinde öneriyoruz. Onun dışında mesela gestasyonel diyabet genellikle bu haftalardan sonra ortaya çıkıyor. 24. haftadan sonra. Genellikle. O benim tam konum değil ama hani gördüğüm kadarıyla o haftalardan sonra şeker tarama testi yapıyorlar. Çok doğru. O zaman gestasyonel diyabet çıkarsa bu sefer de doğum öncesi dönemde tekrar bir kontrol gerekiyor. Yani hiçbir şey bulunmasa bile 24 haftadan önce 33-34 haftalıkken hani doğum öncesi, doğuma yakın son trimesterde bir kez daha bakmak gerekiyor. Bu da şunun için gestasyonel diyabet zarda kalınlaşma yapıyor kalp zarlarında. Ve bazen bu kalınlaşma çok fazla olup mesela o çocuk doğduğu zaman bir yoğun bakım ünitesinde mi doğması gerekiyor? Hani takip nasıl olmuş? Yani siz ne kadar işte hemoglobin A1C ile şeyle takip etseniz de bazen çocukta çok fazla kalp kalınlaşmasına sebep olup orada tıkanıklıklar yapabiliyor. Hani bunun tespiti, çocuğa nasıl yardım edebiliriz? Çocuğun nerede doğması gerekiyor? Bunların planı için önemli. Ya da 24 hafta öncesinde mesela doğduğu gün hemen anjiyo yapılması gereken bir hastalık tespit ettiniz. O zaman anjiyo ünitesi olan ve yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir yerde doğması gerekiyor. Ya da diyelim doğar doğmaz cerrahi gerektiren bir hastalık var. O zaman da hem de kalp damar cerrahisinin yapılabildiği bir merkezde doğması gerekiyor. Yani bunlara ek olarak. Olgu Hocam, bu bahsettiğiniz aslında rutin tetkikler arasında kardiyolojik muayene var mı? Yani şöyle diyeyim, doktorun mu önermesi gerekir? Şimdi ikinci düzey taramalar, işte üçüncü düzey taramalar yapılıyor. Evet. Bir takım işte genlere bakılıyor vesaire, hani çocukların Down sendromu şu bu. Bu rutin kardiyolojik muayeneyi doktorun, kadın doğum uzmanının önermesi aynen gerekiyor. Öyle. Yani hani rutin yapılan tetkik arasında gerekiyor. Değil. Rutin tetkik arasında değil. Aslında bunun sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Yani bizim sayımız az. Bunu karşılayacak yeterli değil. Onun için öncelikle riskli gebelikleri tarayalım. Onları yönlendiriyor. Haklı olarak kadın doğum uzmanları da. Ama dediğim gibi yapılan çalışmalar riskli gebelik grubunda öbür grupla eşit oranda gösteriyor bu anomalileri. Bunun için hani zaman içerisinde bu zaten rutine binecek. Rutin gönderen arkadaşlarımız da var. Hani bunu tarama sürecinin bir parçası olarak algılayıp riskli gebelik de gönderen arkadaşlarımız da var. Hiç göndermeyenler de var. Yani bu tamamen artık kişinin kendi bakış açısına, hekimliğine vesaireye kalmış bir durum olarak gözlemleniyor. Tabii biz böyle bu arada sohbeti yaparken nasıl görünüyor ama? Çok güzel. Nasıl güzel görünüyor? Şimdi sevgili izleyiciler, bir yapılan aşamayı bir anlattı. Ben hep onu diyorum. Yemek, uğraş falan ama sen son nokta sunum olayında son noktayı yani koyuyorsun. Obezitenin üzerine bu hiç gitmedi. Ya değil mi? Bu bizimki obezleştirmeyen böyle hafif. O arada bir kaçamak. Şimdi sevgili izleyiciler, o güzel Rus Kırgız mantılarını ne yaptık? Kaynayan suda, tuzlu suda. Bir 10 dakika haşladık. 10 dakika haşladık. Evet. Ama ondan sonra tabii şunu şöyle bir gösterelim yahu, güzel. Aslında maklubenin olayı şu sunumda gerçekten, evet, sunum değil mi? Önemli. Evet. Şimdi nasıl bunu yaptık? Bir kasenin içerisine patlıcanları serdik. Her tarafını kapatacak şekilde. Onun üzerine iç pilavını, normal şartlarda iç pilavının tencerede tam pişmemesi lazım. Ama bizim burada imkanlarımız tam olmadığı tabii için. Biz hızlandırılmış tür biraz yaptık. Biraz hızlandırılmış yaptım. Peki. Tam pişirdim. Kasenin içerisine pilavını doldurdum. Kapattım. Ters çevirdik şöyle. Ters çevirdim porsiyon halinde. Bunu normalde tencerede, kazanda yaparlar. Sonra onu da şöyle tepsiye, kazanlar tepsiye ters çeviriyorlar. Şöyle kalabalık bir aile, misafir, eş dost, afiyetle yiyoruz. Aynen. Yiyelim değil mi? Şöyle bir tadalım mı? ama şu mantı da gerçekten çok kolay. Böyle hep bu hamur işleri benim gözümü korkutur. Aman zordur falan diye ama aslında hemen sen 5 dakikada da hamur işini hallediverdin Ersun Usta. Yani kınıyoruz seni böyle biz normal hanımları. Şöyle yaklaştırayım biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
bakalım sınıfı geçecek miyiz? Vallahi bence görüntü itibariyle değil mi sınıfı? Değil mi? Ben baştan verdim puanları. Gerçekten çok güzel, leziz görünüyor. Valla tadın, biz sizi bekliyoruz. Programı kapatacağım, önce bir onayınızı almam lazım değil mi? Sevgili izleyiciler, bugün mutfağımızda da böyle güzel Rus mantısı, Kırgız mantısı yaptık. Sıcak olabilir ama yaktık mı bilmiyorum ama afiyet bal şeker olsun. Tamam, sınavı geçtin. Edirne'de birinciliği alacağız. Bak, bilmiyorum oraya nasıl bir menüyle. Kesin çok alengirli bir şeyler yaparak gidersin Ersin Usta. Balık düşünüyorsun. Balık zor değil mi? Zor ama zoru başaracağım. Zoru başarmak. Tamam, o zaman gidip geldikten sonra ben canlı yayında o alengirli balık tarifini de izleyicilerimizle paylaşırız. Ama tüm tiyolarını vererek. Tamam. Hani ahçıların öyle bir şeyi vardır ya sevgili izleyiciler, güzel yaparlar ederler falan. Evde yaparsanız aynı lezzeti bulamazsınız. Neden? Kesin söylemedikleri küçük bir şey tiyo vardır. Bu sefer alacağız bütün tiyoları. Efendim, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Konuğum olduğunuz için gerçekten güzel, keyifli bir sohbetti bizler için de. Biliyorum ki sizin için de aynı ortamları yaratabilmişizdir. Yine bekleriz. Yolunuz açık olsun. Kolay gelsin diyoruz size. Ersin Ustacığım, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Biz az sonra şimdi o güzel maklubeyli mantıyı yiyeceğiz artık, hiç affı yok. Afiyet olsun. Sağ olasın, ellerine sağlık. Efendim, bugün duyguyla sabah keyfinden mutfağımızdan aktaracaklarımız bu kadar. Bugün konuğum Mersin Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı öğretim görevlisi Profesör Doktor Olgu Hallıoğlu Kılınç'tı. Teşekkür ediyoruz kendisine bu kıymetli bilgiler için. Mutfağımızda da yemeğimizi de pişirdik. Şimdi günün geri kalanını umut ediyorum herkes için, hepimiz için huzurlu, mutlu, barış dolu, sevgi dolu, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Stüdyomuzdan aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın efendim. Bilmold bilgin motorlu araçlar farkıyla Massey Ferguson şimdi çok daha güçlü. Konfor, verimlilik, performans. Massey Ferguson asla yarı yolda bırakmaz. 1960 yılında kurulan ve bölgenin sektörde önde gelen traktör yedek parça merkezi Bilgin Ticaret Limited şirketi Massey Ferguson markasıyla Mersin'de fark yaratmaya devam ediyor. Bilmold bilgin motorlu araçlar tarım alet ve ekipmanları sanayi ve ticaret limited şirketi. Adres: Öğretmenler Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 65, Tarsus, Mersin. E-mail: info@bilmod.com.tr. Çetinkaya'da kışın son indirimi başladı. 9.90'dan başlayan fiyatlarla kazaklar, 15.90'dan başlayan fiyatlarla gömlekler, 39.90'dan başlayan fiyatlarla kabanlar. Üstelik tüm bayan, erkek, çocuk botlarında 3 al 2 öde fırsatı. Çetinkaya'nın son indirimini kaçırmayın. Bu kışı en karlı siz kapatın. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. 1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı,
300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba,